Ah Candan Hanım ya, kusura bakmayın, böyle üstüm başımı değişince. Kahve gecikti. Buyurun. Çıkabiliriz. Sağ olun. Demir Bey, şöyle oturup konuşalım biraz. Tabii. Neredeydiniz? Anlattım ya Candan Hanım. Yok, hiçbir şey anlatmadınız. Yani işte... iş teklifi alınca şehir dışına çıkmam gerekti. Öykü perişan oldu. Ne hakkınız var böyle hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmaya? Haklısınız. Ama yani işte telefon kaybolunca... Siz yokken bir adam sordu sizi. Kaba saba bir tip. Öykü de tedirgin oldu. Borcum olan biri. Özür dilerim böyle bir şey yaşadığınız için. Ama hallettim yani... işte işten avans alınca hem evin kaporasını ödedim hem de borcunu ödedim, merak etmeyin. Peki üstünüzün başınızın hali neydi öyle? İşte çukura düştüm. Düştünüz. Hı hı. Ya öyle yürüyordum işte, sol görmeyince hop düştük. Geçmiş olsun. Sağ olun. Demir Bey. Öykü'ye bebekliğinden beri sizin bakmadığınızı biliyorum. Nasıl? Öykü anlattı. Yani aslında anlatmadı, ağzından kaçırdı diyelim. Ya sizinle ilgili pek konuşmuyor, ketum davranıyor, size toz kondurmuyor. Ben bilmiyordum. Yani ikimizin de birbirimizden haberi yoktu. Ama yanındayım artık. Bana anlatmadığınız başka şeyler var mı? Anlatmadığınız derken Candan Hanım? Yani anlatmadığınız, sakladığınız, benim bilmem gereken herhangi bir şey? Yok yok, yani her şey anlattığım gibi, sakladığım bir şey yok. Doğruyu söylüyorsunuz değil mi bana? Tabii tabii, yani niye yalan söyleyeyim ki? Bu benim eski telefonum. Hala çalışır durumda. Siz bir tane sim kartı alıp eski numaranızı kullanabilirsiniz bunu. Ha, yok yok Candan Hanım. Olmaz. Demir Bey lütfen, alır mısınız bunu? Yani yeni ev falan derken bir sürü masraf yaptınız zaten. Yok yani masraf yaptım ama her şey yolunda. Yani ben alacağım zaten. Demir Bey lütfen. Lütfen yani ben aklım kalsın istemiyorum. Öykü'ye ulaşabilmek istiyorum. Ya madem gidiyorsunuz en azından
arayabileyim sizi. Ben bir öyküye bakayım. Ne yapıyorsun? Pijamalarımı koyuyordum. Niye yerlerde o zaman? Sen geldin diye koymamıştım. Onları şimdi koyacağım. İyi misin sen? Sekiz sene. Niye sekiz sene baktıktan sonra bir anda çekip gittin? Öykü sana söylemedi mi? Neyi? Sen beni yurda göndermek istemiyor muydun? Niye durdurdun onları? Neden vazgeçtin? Sana ne? Bu mu yani? Bu. Belamı aradım çünkü. Çenen açıldı yine. Bu nedir arkadaş ya? Bir şey de sorgulama. Onu bunu bırak da... Sen benden ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Nasıl yani? Yani bana söyleyeceğin bir şey yok, öyle mi? Neyi söyleyeyim sana? Ya soruya niye soruyla karşılık veriyorsun? Yani bana söyleyeceğin bir şey var mı diye soruyorum. Ne söylüyorsun ki sen? Bak gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlatamadım ki zaten. Şimdi... Candan abla. Candan Hanım. Ya nasıl kapanıyor abla? Dur. Dur dur dur. Öykü çekil çekil dur. Durun durun durun. Hayır durun. Dur ben tutarım. Tamam. Durun. Ya böyle patladı bir anda Demir Bey. Siz böyle ben tutuyorum. Tamam ben aşağı. Tut. Oldu mu? Kapanmadı. Demir Bey en arkada olması lazım. Oldu mu? Ben şimdilik hallettim ama bir baktırmak gerekiyor. Tabii. Yani bence bütün tesisata bir baktırmak gerekiyor. Ev eski çünkü. Ben o zaman şey yapayım bir. Tamam ben de çıkacağım zaten. Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin ama. Geleceğim. Yani halletmem gereken son bir iş daha var. Onu da çözüp geleceğim. Peki Demir Bey. Hadi Öykücüğüm biz çıkalım yukarı gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.